Merhaba arkadaşlar ben Leyla Derle topla çalkalıyor. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir paket açılımımız var. Az evvel elime ulaştı. Hem güvenlik açısından videoyu çekip de paket açmak istedim. Hem de içindeki ürünleri zaten sizinle paylaşacağım için paket açılımıyla birlikte bunu yapalım istedim. Spligeelt'te indirim vardı arkadaşlar. Yaklaşık 3 hafta önce falan satın almıştım yanlış hatırlamıyorsam bunları. Oradan ayrılışı şeydi. Oradan ayrılışı bayağı uzun zaman aldı. Çünkü depo satışıydı. Çok fazla ürün çıkarmaları gerektiği için muhtemelen. Oradan ayrılışı gerçekleştikten sonra geri kalan kısmı hızlı şekilde ilerledi ve elime ulaştı. Aman ya Hemen çevireyim. Evet, normalde bu taraftan değil, şu ortadan açılması gerekiyor. Ama gümrükte buradan kesmişler. İnşallah içindeki bir şeyleri kesip zarar vermemişlerdir. Ah, çok güzel. Hepsi birbirinden güzel. Ee, bu şeydi arkadaşlar. Yani tamamen. E, kör kutuydu Sadece 2-3 tane ürün var Kendi aldığım Şu ürünlerin güzelliğine bakar mısınız Bunları hemen kutuyu kaldırmadan Size göstermek istiyorum İçinde bir sürü bant var yüzden fazla washi tape var O seti almıştım Aşağıya da linkini e, bırakmaya çalışırım Hala satıştaysa O bantları da e, Ürünleri gösterdikten sonra Stoloji defterim yanımda Ona örneklerini geçip en sonuna eklerim Belirli bir miktar satın alımın üzerine bu şekilde küçük albüm geliyordu arkadaşlar. Hemen bir açıp sağlamlığını bakayım. Allah'ım çok güzel. Pembe oluşu çok çok hoşuma gitti. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Galaksi temalı olanı vardı bende. Bu hediye olarak geldi. Satın aldığım bir ürün değil. Gerçi ne satın aldığımı da bilmiyorum. Dediğim gibi şeydi. E, kutulu haldeydi. Ah kocaman bir charm. Allah'ım bu ne kadar güzel. Allah'tan sadece ürünleri göstereceğim. Hepsini açacağım sanırım arkadaşlar. Neyse videoya girmeden önce kaç dakika uzunluğunda olduğunu görüyorsunuz zaten. Çok güzel. Benim kırmızı çantamın şeyiyle çok uyumlu. Ona takabilirim bunu. Evet, hemen kenara aldım. Umarım bantlarda eksik yoktur çünkü gümrükte alma çalma gibi işlemler olabiliyor eğer şeyde faturada her biri kalem kalem yazmıyorsa benim birçok ürünümde eksikler olmuştu çünkü şöyle bir klips keşke farklısı gelse diye düşünmüştüm ama bu gelmiş neyse yine de kullanırım ee, bu hediye olarak gelen miydi yine belirli bir alımın üzerine birkaç hediye vardı yan tarafa açıklamalara yazmaya çalışırım arkadaşlar. Aa, şuna bakar mısınız? Kesinlikle yılbaşı da çam koyacağım onu. Allah'ım çok sevindi. <laughs> ha ah, çok güzel. Peki kuyruğu. Bir tane beyaz <laughs> jel kalem. Ee, pek de <laughs> hoş gözükmeyen ama yine de kullanılabilecek bir saç tokası. Ah kalem de var. Aa çok güzel. Kötü bir kalem gelirse diye üzülmüştüm esasında ama bu rengin gelmesine çok sevindim gerçekten. Sürekli kullanabilirim bunu. Şu şekilde. Ucu henüz kapalı. Ah çok sevindim. Evet. Bantlara en son geçeceğim arkadaşlar. Diğer parçaları önceden göstereyim dedim. Allah'ım bir sürü güzel şeyler görüyorum. Allah'ım harika bantlar görüyorum. Rüya gibi. <laughs> çok güzel. Bu da kitap ayracı arkadaşlar. Hemen bunu da açayım. Bu da çok sevindim. Kesinlikle. Şunun şıklığına bakar mısınız? Allah'ım. Yani bunu da kenara koyayım. Sonra sonra neyimiz var? Gerisi bant burada. Oo, bir şeyler daha var. Yağlı kağıt var arkadaşlar. Asetat kağıdı. Bunu biraz özenle açayım. Tekrar bunun içine koyarım çünkü. A6 boyutunda şu şekilde ombreli Üzerinde gümüş folyoları var. Bunu kesinlikle çok güzel kullanırım. Bu biraz amaçsız olmuş benim için ama. Neyse. Her üründen %100 memnun kalmayabilirim. Sonuçta sürpriz kutu. Aa çok güzel. Haftalık planlayıcı arkadaşlar. Ama şey. E, altın folyolu. Boyutu kaç acaba bunun? Biraz geniş. A5 veya B6 değil şu şekilde daha net görünecek sanırım rose gold galiba folyoları bayağı da bir sayfası var Aa, çok güzel şunları kesip stolojime yapıştırıp haftalık planlarımı yaparken kullanabilirim çok sevindim kenara alayım bunu da bu travelers yo neydi pasaport ha bu o değil galiba. O mu? Neyin ne olduğunu bilmiyorum. Dediğim gibi ben sadece 3 tane etiket ve ve benim aldığım o etiketlerim nerede? Yok. Bunun içinde mi? Ha bunun içinde aldıklarım. Tamam pardon. Çok güzel. Tamamen folyolu. Ben şöyle kenara alayım. Bir tane kartımız var. Şunu aldım arkadaşlar ekim için kullanırım diye. Bununla birlikte tarih etiketleri de almıştım ama galiba bunun içinde. Bunlar da aldığım tarih etiketleri arkadaşlar. Bu altın sarısı. Bu da holografik silver. Bantlarımın çoğu bu iki tonda olduğu için bu iki tondan aldım. Şurada da bir hediye var. Allah'ım şunun güzelliğine bakar mısınız? <laughs> Rengi de çok güzel. Ve hediye kurdela. Bir önceki siparişte de bundan gelmişti. Bunlar arkalı önlü kullanabilirim. Çok sevindim. Hemen kenara alayım şu kutunun güzelliği peki. <laughs> Hemen şu hediye olarak gelmiş arkadaşlar bu kart. Bu da gelecek yaza b altında kullanabilirim. Gayet hoş gözüküyor. Şu dediğim gibi hediye banttı arkadaşlar etiket tarih etiketlerini kendim aldım. Geriye kalan her şey kutunun kendi içinde. Ah kahve tavlalı çok güzel. Allah'ım çok güzel bunun herhangi bir şey yok arkadaşlar böyle kalp şeklinde altın değil mi direkt altın rengi açık altın rengi kahve tablalı burada daha bir şeyler varmış ben bunları görmedim Aa yine değişik değişik Allah'ım şunların güzelliğine bakar mısınız evet bir an önce yılbaşı gelsin bunları da yine temacime eklerim arkadaki kağıdı da kesinlikle bey altıyla denk değil mi evet bey altında kullanacağım <laughs> aldım kenara. Sticky note piyonk şeklinde olanının gelmesi de ayrıca mutlu etti beni. Ee, bunlar niye ayrı bu niye ayrı? Onu çözebilmiş değilim. Burada bir şeyler daha var. Hmm, yaz temasına uygun olabilecek bir etiket seti. Seaside Coast diyor. Gümüş folyolu. Biz hangaydız? Ağustos'tayız. Keşke birkaç gün erken gelseydi. Ağustos'un geri kalanında kullanmak istemem bunu artık. Gelecek sene kullanırım muhtemelen. Hemen kenara alıyorum. Şöyle poşetin içinde gelen bantlar var arkadaşlar. Toplamda kaç tane olduğunu sayayım. Daha sonra da bantları yakınlaştırarak size göstereceğim. Sonra bunları açıp her birini defterime yapıştırıp o şekilde yakından göstereceğim. 114 tane burada var arkadaşlar. Ve bayağı bir de burada var. Bu nasıl bir set bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şeye karar verdim. Bunları kendi içlerinde gruplayacağım. Grupladıktan sonra da defterimde grup grup olarak yapıştıracağım. Bu şekilde daha düzenli olacak sanırım. Bayağı bir dağıldım çünkü biraz önce. Bu şekilde e, ne denir? Üstü tozlu olanlar var, fiyonklu olanlar var, hilal şeklinde olanlar var, birkaç serimiz var. Şuraya da e, şu ince, parlak olanları koyayım. Bayağı çok parlağım var. Hepsini açmayabilirim bu arada. Hepsini açmayabilirim. Açmadıklarımı da satabilirim arkadaşlar. O yüzden kullanmayı düşünmediklerimi, benim tarzım değil bu diye düşündüklerimi açmayacağım dediğim gibi. Şimdi bantlarımı grupladım arkadaşlar şunlar elimde kalanlar bunların tamamı fiyonk pardon şu şu hizada olacak çizgilerde bunun tamamı fiyonklu fiyonklara sığdıramadım burada da şöyle yuvarlak kesimli olanlar var evet arkadaşlar bantlarımın bir kısmını şerit halinde defterime yapıştırdım diğer kısmı hala duruyor bunları bir göstereyim size istedim çünkü buradaki görünüşüyle şuradaki görünüşü birbirinden farklı flaşı da açtım normalde gündüz çekiyorum ama net görünsün diye masamın üstü baya bir doldu sadece iki sayfanın bandını yapıştırdım masamın üstünü bir boşaltayım diğer kısımları tekrar yapıştırıp tekrar sizinle paylaşacağım şöyle şu ilk dört bandım bunun üzerinde arkadaşlar küçük hayaletler ve yarasalar var o kadar sevimli ki şöyle alttaki parçalar şunlar pardon şöyle bunda küçük deniz kızları var bunda 4 yapraklı yoncalar var bunda ise sonbahar yaprakları var mevsime uygun olabilecek şekilde ayarlamışlar Ee, onun haricinde şu kısım hemen kaydırayım. Pl plajın geleceği açıyı da ayarlamaya çalışıyorum ki folyoları daha net görünsün diye. Hepsi folyolu çünkü. Şunlar şöyle. Şunlardan birer tane fazla göndermişler. Açılmamış paket göndermişler arkadaşlar. Nerede onlar? şu ikisi. Bunları açmadım. Bunları elden çıkarmayı düşünüyorum. Çok fazlalar çünkü ve çok fazla bandım olduğu için bunları kullanmam muhtemelen. Bunları satabilirim. Instagram'dan bilgisini veririm size yine. Bunun gibi böyle ikili gönderdikleri birkaç parça daha var. Onları Instagram'dan satıp hem sizinle paylaşmış olurum hem de fazlalığı elimde tutmamış olurum diye düşünüyorum. Şöyle kahverengi serili olanlar var. Şu banda bayıldım bu arada. O kadar güzel ki arkadaşlar. Altındaki çiçekler rengi falan. Bu renkte bir bandı bence tahmin edemezdim ama gerçekten çok hoş. Şunun da yine sonbaharda kullanılabilir çiçekli desenleri var. Ve fiyongu da çok zarif. Zaten ince bantların fiyonkları biraz daha küçük oluyor. Çok güzeller. Masanın üstü çok doldu şu anda. Şöyle. Şu holografik e, gümüş folyolu arkadaşlar. Şu gümüş. Şu normal pembe folyolu kendi renginden. Bu da altın folyolu. Birçoğunun folyosu da birbirinden farklıydı. Hatta şimdiye kadar gösterdiklerim de farklı olanlar varmış. Evet. Şöyle. Günaydın bebeğim. Galiba dantel hanım uyanıyor. Hemen bir arka sayfadakilere geçecek olursak. Bu arada şöyle grupladım arkadaşlar. Üstten böyle şeyli yıldız tozlu, fiyonklu olanlar olarak grupladım ama yıldız tozlu ve fiyonklu olan başka seriler de var. Onları da diğer sayfaya yapıştıracağım. Biraz dağınık oldu aslında. Düzenli yapmaya çalıştım ama istediğim düzeni tutturamadım. Bunlar da şuradakiler. Şöyle. Oops. Şu Çin yeni yılı ile alakalı bir şey sanırım. Ben bunu çok kullanmam ama desen olarak kullanabilirim. Bir tane daha var böyle Çin yeni yılı ile alakalı olan. Ben bunu günaydın bebeğim. Dantel Hanım uyandı da kapalı kutu olarak almıştım arkadaşlar. O yüzden içindeki ürünleri hani kendim tek tek seçmedim. Tabii ki tarzıma ve kendime uygun olmayan bazı ürünler var. Ama paketin %96'sından memnunum diyebilirim. O %94'lük kısmında tekrar eden bantlar ve hani biraz daha etnik desenli olan bantlar oluşturuyor. Şöyle. Şurada da peçmenli var. Şunun güzelliğine bakar mısınız? <laughs> Burada da leopar desenli var. Yine kendi rengi folyosu var. Bu leopar desenliyle az evvelki fiyonklu galiba takım gibi bir şey arkadaşlar. Ben hani sırasıyla yapıştırdım diye sırasıyla tuttum size rahat gösterebilmek adına ama şu ikisi bana çok uyumlu geldi. Böyle birebir bakınca da tonları falan uyumlu. Bu ikisi takım sanırım. Bunları da bir organize etmem lazım. Aklımda birkaç şey var ama bakalım nasıl olacak. Alt taraftakiler, şunlar ise çok güzel, tam yaz temalı. Gerçekten çok şanslıyım çünkü ilkbahar temalı, yaz temalı, sonbahar temalı, kış temalı ve her mevsim kullanılabilecek olan bantlar gelmiş bana. Gerçekten çok çok iyi oldu açıdan benim için. Şöyle, şu koyu renkli olan arkadaşlar, bu biraz daha açık renk olanı, deseni aynı. Burada su altında bir kale var. Şöyle su altı otlarını da görüyorsunuz. Bu da balık pulu desenli. Burada da minnak patili var. Bu çok hoş bir yeşil arkadaşlar. Yeşil mi koyu mavi mi? Üstünde de beyaz puantiyeleri var. Bu patileri böyle tek tek kesip de kullanabilirim. Dantayla alakalı bir şeyler olduğu zaman. O yüzden bu çok çok hoşuma gitti. Dekoratif olarak kullanır mıyım? Belki çok az. Ama işlevsel olarak kesinlikle en fazla kullanacağım etiket bu sanırım. Pardon bant. Benim de nasıl bir sohbet edesim varmış arkadaşlar birkaç gün ara verdim o kadar fazlaydı ki e tabi ev hali ailemin evindeyim şu anda bir şeyler yapılacak oluyor bir yerlere gidiliyor birileri geliyor falan e, bitiremedim yani şöyle göstereyim ben size henüz açmadım ama açmayı planladım bir sürü bant yan tarafta ve yan taraftaki kolide duruyor. Şöyle süt kutulu gümüş folyolu olanlar var kenarında gümüş fiyonkları var. Jennifer'lı var. Ki Jennifer'ın yılbaşı ağacı için böyle kırmızı elbiseli halini de göndermişler. Çok hoşuma gitti. Paten kayıyor. Şöyle. Plaj da. Folyosu az olanlarda çok parlama yaptı. Burada tamamen yılbaşına kullanabilecek olan var. Kızan güzelliğine bakar mısınız? İçinde de çamancı var. Geyikli var. Yine kış teması bu da bu çok hoş bunu muhtemelen birçok yerde kullanırım keşke bundan yanlışlıkla iki tane gönderselerdi pembe üzerinde gümüş folyoları var şurada da ince çizgiler var arkadaşlar ama çok belli olmuyor A, pardon o şu grupları karıştırdım şu arkadaşlar burada da kahverengi gök kuşakları var altında da bulutlar var arada da rose gold folyolar var harika Harika, harika. Her mevsim kullanabileceğim bir bant. Bu da ne olduğunu bilmeden... Anneciğim, günaydın bir tanem. Şunun da ne olduğunu bilmeden açtım arkadaşlar. Bu şekilde farklı bebeğim, eyaletler, şehirler falan varmış. Her birinin deseni birbirinden güzel. Üstlerinde de isimleri yazıyor. Böyle. Ay pardon, pardon, pardon. Şöyle. Bundan sonrası tekrar ediyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Gerisi tekrar ediyor. Kesinlikle çok sevimli. Şimdi geriye kalan kısımları şöyle boş olan kısma, malum günler devam ettiği için planlarda devam ediyor. Geriye kalanları da bu kısma yerleştirip tekrardan göstereceğim size. Evet, videonun 65. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Hemen flashımı açayım yine. Açtığım bantlarımı. Şunların güzelliğine bakar mısınız? şöyle göstereyim şunları da arkadaşlar şuradakiler şuradakiler ve şuradakiler aynı tonda olanlarını üst üste koydum bu şekilde şu anda burada dört tane bant var bunlar mor olanlar şunlar yeşil olanlar Bunlar sarı ve altın sarısı olanlar turuncularımız kırmızılarımız kahverengilerimiz kahverenginin geniş ve bir dar olanını bir önceki sayfada göstermiştim arkadaşlar pardon şöyle üst üste koyduğum için hepsi bir oldu şuradalar şu ve şu Daha sonra şunlar var. Bunlar da şu alttakiler. Kul kafa ve yarasalı olanlar. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Plaçtan ötürü çizgiler varmış gibi görünüyor arkadaşlar ama şöyle yaparsam çizgileri yok. Tek renkliler. Kendisi folyolu. Üstündeki baskılar folyosuz bunlarda da. Bir arka sayfaya geçersek. Şu beyaz, kırmızı ve mavi olanlar kendiliğinden kesik durumdaymış. Bu çok hoşuma gitti. Gerçekten keşke böyle daha fazla bandım olsaydı. Bunlar dik olanlar, bazısını yamuk yaptım ama şöyle renkli folyo direkt beyaz üzerine. Bunlar da neon gibi gözüküyordu ama ayrı ayrı yapıştırınca sadece pembe biraz neonlu gibi durdu arkadaşlar. Diğerleri Şöyle daha mat durdu. Turuncu da biraz daha açık kaldı banttakine kıyasla. Umarım izlemesi keyifli bir video olmuştur arkadaşlar. Gerçekten çok uzun bir video oldu. Çok güzel ürünlerim var. Şu kalemin güzelliğine bir kere bakar mısınız? Yazışı çok güzel bu arada. Açtım yazdım. Siyah mürekkebi var. Bizim pilot kalemlerin yazışı gibi. Şu minnak albümüm için çok güzel bir planım var. Bir tanesini buraya yılbaşı ağacına koymam gerekenlerden bir tanesini buraya yerleştirdim. Bununla ilgili dediğim gibi çok güzel bir planım var. Onun videosunu da birazdan çekeceğim. Siz tabi iki hafta sonra veya 3 hafta sonra izleyeceksiniz. Video planlamasını yaptım çünkü ve bir sürü daha güzellikler. Umarım dediğim gibi izlemesi keyifli bir video olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.